Merskan'la hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakül mü, perçem mi? Hangisi bana yakışır? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle kakül ile perçemi bir anlayalım. İkisini birbirinden ayıran bazı özellikler var. Bunları bir anlatayım. Öne doğru kullanılan, herhangi bir yana doğru yoğunluğu olmayan kesim tarzına biz kakül diyoruz. Resimdeki görmüş olduğunuz gibi. Şimdi perçemi anlatıyorum. Perçem sağdan sola, soldan sağa doğru yoğunluğu olan, öne doğru atıldığında biraz çapraz bir düşüşü olan, şu resimdeki görmüş olduğunuz gibi kesime de perçem denir. Evet, şimdi gelelim hangisini seçmeniz gerektiğini ve neden. Hemen şöyle kısaca özetleyeyim. Kakülün kullanımı perçeme göre biraz daha zordur. Yani kulak arkasına fazla girmez, biraz daha yoğundur ve sürekli önde durur. 2 haftada bir kesim zorunluluğu getirir. Çünkü kaş seviyesinden aşağıya daha hızlı uzayıp gözlerinizi rahatsız edebilir. Çok terleyen biriyseniz kakül sizi birazcık bunaltabilir. Yani perçeme oranla perçem birazcık kulak arkasına doğru girebilir ya da hani yana doğru olduğu için hava alma olasılığı daha fazla. Kakülde bu fazla yoktur. Çok göz önünde olduğu için kullanım konforu olarak birazcık hani mesela biz Antalya'dayız. Antalya'da olduğumuz için çok sıcak bir memleket. Kakül kesmeden önce ilk başta uyaracağım nokta benim bu oluyor. Hani bu sıcaklarda kullanabilecek misin? Ben kestikten sonra ter dokuyla yukarıda toplamanın hiçbir mantığı yok. O yüzden bunu bir göz önünde bulundurmanız gerekli. Ve sonrasında perçeme oranla kakül biraz daha zor şekil alır. Yani eğer saçlarınız düz değilse her gün özellikle bir fırça yardımıyla fön çekmeniz gerekir. Hani bu uğraşı, bu çabayı yapacaksanız problem yok. Ama bu da sizin konforunuzu bozduğu için eliniz gitmeyecekse kakülü bir kez daha düşünün derim. Şimdi size burada kesimin şimdi kakül kesiminin hangi yüz tiplerine yakıştığını sizlere aslenver üzerinden anlatacağım. Müşteriden gelen yorumlar ve bize gösterilen resimlere baktığımızda genelde aslenveri görüyoruz kakül konusunda. Ben de o yüzden dolayı aslenveri konu olarak neden ona yakıştığını ve sebeplerini size anlatacağım. Siz de oradan yola çıkarak kendinize karar vereceksiniz. Kakül bana yakışır mı? Yakışmaz mı sorusu. Sizlere kakülün ne kadar yakışıp yakışmayacağını, yeryüzü enerjisi, gökyüzü enerjisi ya da işte iç yüz, dış yüz çok fazla böyle kafanızı karıştırmadan anlatacağım. Bu kadar detaya girmeyeceğim. Bunları çekeceğim ayrı bir video olacak çünkü. Bu videoda da sadece bir kakül kesim için çok fazla detaya inmek istemiyorum. Şöyle kaba taslak önemli olan noktalara değinip geçeceğim. Evet, şimdi aslenverin kakülün olmadığı zamandaki bir resmi inceleyelim. Bu resimde alnındaki mesafeye dikkat edin. Alnımız geniş. Yüz tipimize dikkat ettiğimiz zaman iç yüz demiş olduğumuz, yani şu şekilde göstermem gerekirse ağız ve kaş çevresini yuvarlak içine aldığımızda iç yüzümüzün dış yüzümüzü gayet doldurduğunu görüyoruz. Yani yüzümüz dolgun. Yüzümüzü daha belirgin hale getirmek, daha minyon hale getirmek için, daha küçültebilmek için alnı da birazcık küçültmek amaçlı kakül bu yüze kesinlikle müthiş olur. Ancak düz bir kakül değil. Dümdüz bir kakülden bahsedilmiyor burada. Zaten nitekim yapan meslektaşım da bunu göz önünde bulundurmuş. Şimdi çene yapısında şu kısımlarda biraz daha baskın bir geçiş olduğunu görüyoruz. Şimdi saçlarını topladığı zaman kakül düz kalırsa bu sefer burası da çok geniş duracaktı. O halde saçları topladığı zaman yanlara doğru düşüp en azından şu kısma kadar bir rötuş yapması gerekiyor ki dediğimiz gibi amacımız yüzü, yani yüz oranımız büyük olduğu için iç yüzümüzün büyük olması, yaygın olması sebebiyle yüzü gayet minyon bir şekilde dursun. Şimdi bu mantığı anladık. Dipnot geçeyim. Kendi yüz tipinize yakın bir ünlüyü bulun ve onu takip edin. Onun kullandığı saçları takip edin. Onun kullandığı renkleri takip edin. Çünkü onlar özel stilistlere birçok noktada fikir alabilecekleri modelistlere danışarak ve bunlara para harcayarak belli bir imaj yaratıyorlar. Şimdi sizler de yüz tipiniz, ya zaten toplamda 6 çeşit yüz tipi var. Bir modeli bulduğunuzda o modelin kullandığı, yani o kişinin yaptığı saçlar, renkler eğer çok beğeni alıyorsa, ki alır genelde çünkü dediğim gibi çok düşünülerek hareket ediliyor, size de yakışacaktır. Kafada direktman bu şekilde hani kendi yüz tipinize uygun, kendi fiziğinize uygun birini bulursanız bunun için para harcayan birileri varken oradan birazcık nasiplenebilirsiniz. Bu küçük bir dipnot. Kendi yüz tipinizi nasıl tanımlayacaksınız? Kısaca bunu da anlatayım. Kendinizi şöyle karşıdan düz çıkacağınız şekilde bir selfie resmi çekiyorsunuz. Çektikten sonra Instagram'ın hikayeler kısmındaki kalemi elinize alıp oraya resmi yükleyip o kalemle alnın tam ortasına bir nokta koyuyorsunuz.
tam kaşın kenarlarına birer nokta. Aynı hizada şuralara birer nokta. Elmacık kemiği hizaları oluyor buralar. Çene kenarlarına birer nokta ve çenenin ucuna birer nokta koyuyorsunuz. Bu noktaları sonra bir çizgi şeklinde birleştirdiğinizde yüzünüzün tipini görebilirsiniz. Şimdi perçeme geçebiliriz. Perçemde işler biraz daha farklıdır. Perçemi keserken biz neye dikkat ederiz genelde? İşte vücudumuzun şöyle ikiye böldüğümüz zaman bir tarafı bir tarafına tam olarak benzemez. Yani örneğin benim sol tarafım biraz daha yorgundur. Sağ tarafım biraz daha pozitiftir. Gözüm daha büyüktür. Emir kemiğim daha belirgindir. Ama bunu yani ilk bakışta anlayamazsınız. Biraz daha detaylı baktığınızda kendinize de aynada şöyle biraz detaylı baktığınızda bir gözünüz daha küçük, bir gözünüz daha büyüktür. Ya bu yüzde böyledir en azından. Vücudun da bazı bölgelerinde de böyle olabiliyor. Ancak şimdi perçem keseceğimiz durumda bizim ilk dikkate aldığımız nokta bu oluyor. Yani sizin de dikkat edeceğiniz nokta bu. Hangi tarafa ayırdığınız çok önemli. Saçlarınızı bu tarafa doğru ayırıyorsanız ve saçlarınız alışıksa hep bu tarafa, mecbur o tarafa doğru kesilmeniz lazım. Çünkü alışmadığı bir yöne direktman döndürüp o tarafa kesmek yani konforsuz bir kullanım getirecektir. Eğer perçem kesilecek olsaydım ben sol tarafım daha yorgun gözüktüğü için, gözüm daha küçük, işte bu tarafımı şöyle böldüğüm zaman farklı bir yüz var. Burası daha yorgun, burası daha pozitif, daha enerjik duruyor. Şimdi o mantıkta olduğum için ben bu tarafa doğru bir kesim yaptırırdım. Buradaki gözüm biraz daha hani kapansın, daha orantılı bir yüz hattım olsun diye. Siz de ilk başta bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Verdiğim dipnotu unutmayın. Kendi yüz tipinize göre bir model, manken, ünlü bulursanız eğer onlar gerçekten bu işlere aşırı kafa yoruyorlar. Çünkü sürekli göz önünde olan insanlar. Kendi yüz tipinize göre olan insanları görürseniz en azından yapılmış örneklerini görürsünüz. Ve en azından kendi yüz tipinizi de bilip de ona göre hareket ederseniz de bu da sizin için büyük bir artı olacaktır. Kuaföre gittiğinizde bilinçli bir resim gösterme olacak. Bilinçli bir anlaşma olduğu zaman da çıkacak işlem de bir o kadar profesyonel ve güzel olacak. Ha bir de şu var. Kesinlikle ve kesinlikle kendiniz kesmeye çalışmayın. Çünkü inanın bana sonuç kesinlikle süren olacaktır. Tek bir makas işlemi değildir kalkül veyahut da perçem. Tek bir makasla kesilmesi zordur. Birkaç makas kullanılması gerekebiliyor. O yüzden dolayı kendiniz hele de o kağıt makaslarıyla yani o makinelerle falan filan işte tarakla uğraşmayın. Kendiniz kâkülü de perçemi de kesemezsiniz. Ha kesenler vardır ama o kesen gibi kesemeyeceğinize teminat veriyorum. Örnekleri ortada. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlar kısmına merak ettiğiniz konuları yazmayı unutmayın.